bu birinci cildin epeyce bir bölümünü geçmiş olacağız. Tabii ki biraz atlaya atlaya gidiyoruz, hepiniz farkındasınızdır. Her şeyi 8-9 haftaya sığdırmak, 10 haftaya sığdırmak mümkün değil. Sermaye birikimine geçerek birinci cildi tamamlayacağız bir sonraki seminerde zaten. Şimdi bu iki kavram, mutlak artı değer üretimi ve nispi veya görevi artı değer üretimi, evet arkadaşlar görevi yazmışlar. Biliyorsunuz çevirmen arkadaşımız nispi diye çevirmişler. İkisi de Türkçe'de geçerli kavramlar. Aslında bütün bir deryayı içeriyor. Yani sadece iki kavramı üzerine konuşmayacağız. Kapitalist üretim tarafının çok önemli yönleri hakkında konuşacağız. Ve Marx'ın kapitalinin, kapitalist üretim tarzının, analiz ediş tarzının diğer iktisatçıların, diğer ekonomistlerin kapitalizme bakış tarzında ne ölçüde farklılaştığını bir bakıma ortaya koyan bazı özel tezlerine gireceğiz. Bu arada bazı anlarda dikkatinizi çekeceğim. Marksistlerin bir bölümü bile bu özgürlükleri çok fazla vurgulamayıp genellikle Marx'ın vardığı noktadan geriye düşüyorlar. Bunları da dikkatinize getirmeye çalışacağım. Şimdi meseleyi ele almadan önce bu haftaki okuyma listemizde 7. bölümde başlıyoruz. O 7. bölüm hayatımız için söylüyorum. Açücel'in kapitalin okunmaya başlanması için başlangıç noktası olarak tavsiye ettiği bölümdür. Yani üretim alanına nihayet gelmiş bulunuyoruz. Metalar alanında çıkarak Açücel de buradan başlamasını tavsiye ediyor. Bence doğru bir tavsiyedir ama çok önemli bir başlangıç noktası olduğu için tabii ki öyle tavsiye ediyor. Şimdi biz de ondan bahsedelim. Buraya girmeden önce ben gene her zamanki gibi ilk saat boyunca konuşacağım, ikinci saat boyunca sorular, kafanıza takılan noktalar, hep birlikte tartışma vesaire onları yapabiliriz. Girmeden önce bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Bu son derece önemli ve böyle çok iddialı Marksist kitaplarda bile bazen çok tuhaf cevaplar görülebiliyor. Sizce, yani eğer Marksizmin metodu uygulanırsa, bu seminerde biraz o çerçeve içinde konuşuyoruz. Sizce insanı diğer canlılardan ya da en azından hayvanlardan ayıran nedir? Hangi özelliğiyle ayrılır insan? Üretim araçları. Evet, duyuyorum doğru cevapları. Üretim araçlarının üretilmeye. Geçim araçlarının üretmeye başlanması. Geçim araçlarının üretilmeye başlanması. Çok güzel bir cevap. Başka bir arkadaşlar da bir şeyler söylüyordu. Düşünme becerisi. Düşünme becerisi diyorsunuz siz. Başka söyleyen var mı? Sistem yapımı. Sistem oluşturma. Sistem oluşturma. Çok güzel. Alet yapımı. Siz bu haftaki okumayı okudunuz mu? Lütfen rahat cevap verin. Hayır. Çünkü orada var da onun için. Özel olarak bu var. Onun için geleceğim. Şöyle anlıyorum. İngelen gücü diye. Efendim? İngelen gücü diye denklenmiştim. Kitapta. Duyamıyorum. İngelen gücü. İngelen gücü. Hayal mi yani? Kapitalde mi yani? Bu da ilginç. Yani mutlaka vardır da yani ayırıcı özellik olarak bunu söylüyor. Ha tamam anladım neyi söylüyorsun. Çok doğru söylüyor. Evet. Peki toplum. Çok doğru bir nokta değil. Toplum hocam. Hani Aristoteles'te toplum, vardır ya. Mükemmel yani zoon politikon yani sosyal hayvan diyor ya Aristo'nun şeyi söylüyor. Hayır orada da gönderme yapıyor zaten. Yapıyor tabii. Ama yani Aristo'ya gönderme yaptığı gibi Aristo'nun çok önemli bir kavramı. Evet. Yani tarihsel olarak hayvan olmak. Başka tanım hatırlıyor musunuz? Siz öyle düşünüyor veya düşünüyorsunuz, düşünmüyorsunuz değil. Hatırlıyor musunuz insan hakkında başka hayvanlardan ayıran tanımlar? Nasıl oluşturma? Mesela gülen hayvan derler biliyorsunuz. Öyle bir şey var. Yani. Ama hayvanların çoğu da gülüyor da öyle oluşturma, mi? Kategorize etme. Kategorize etme. Yani soluklama kategorize etme. Kapasitesinden. Şimdi arkadaşlar, verilen cevapların hepsinde tabii bir mantık var. Ama Marksist açıdan yaklaşıldığı zaman, materyalist açıdan yaklaşıldığı zaman verilen farklı cevapların hepsini aynı büyük başlık altında toplayabiliriz. Yani çoğunluk zaten doğru cevap dediğim gibi ama Marksist açıdan bunların en temel olanını şimdi söyleyelim. Çeşitli arkadaşlar zaten söylediler bunu.
üretim ile. Zaten ilk sorduğum zaman soruyu üretim dedik kelime duydum da sonra sustu o arkadaşlar. Sonra arkadaşımızdan başka yere. Üretim ve üretim araçları üretimi ya da geçim araçları üretimi dedi arkadaşımız. Alet dedi arkadaşımız. Bunlar ele alınmak zorunda. Bunun nedeni çok açık aslında. Yani şeye de gelecek, kim söyledi onun? İngilendi bir arkadaş, yani hayal gücü. Ona da geri döneceğim. Şimdi başlangıç noktası olarak bunun alınmasının bir nedeni var. Tarihsel olarak insanın oluşumunda ve bu evrim teorisiyle doğrulanıyor. Tarihsel olarak insanın oluşumunda en önemli devrim insanın iki ayağın üzerine kalkması ve böylece ellerinin serbest kalması ve böylece elleriyle aletleri kullanabilmeye başlaması ve sistematik olarak alet üretebilmeye, yani geçim araçlarını üretebilmeye ve böylece üretim yapabilmeye başlamasıdır. Şimdi Marx, işte arkadaşımızın İngelem diye andığı şey oydu zaten. Marx aynı zamanda insanı örümcekle, arıyla filan da karşılaştırıyor. Tasarım, tasarım. Tasarım, çok güzel. Evet, Mehmet arkadaşımızın söylediği gibi. Aslında o imgenin bu. Tabii tasarım diyor. Tabii. Oraya gireceğiz sonunda. Baskılar da bazen tutmuyor da onun için bir saniye bakayım arkadaşlar. O bölümü okumak son derece önemli. Üçüncü kısım, yedinci bölüm. 180. Kaç? Hocam en kötü mühendisi en iyi aradan ayıran özel. Evet tabii ama herkes en gibi ezberebilmez. %85 mi bu baskı? %85. Tamam. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, diyor ki biz emeğin salt insana özgü biçimi içerisinde ele alıyoruz. Örümcek işini dokumacıya benzer şekilde gördüğü gibi arı da peteğini yapmada pek çok mimari utandırır. Yani buralarda aslında etek bir bakıma bir üretim aracı, sonunda oradan bal alıyorsunuz. Makine gibi bir şey yani bir bakıma, bir üretim sistemi olarak. Ama arkasından ekliyor arkadaşımızın söylediği gibi. Ne var ki en kötü mimarı en iyi arıdan ayıran şey, mimarın yapısını gerçekte kurmadan önce onu imgesinde, arkadaşımız o yüzden imgelendiriyor, kurabilmesidir bu. Çevirinin biraz yarattığı bir şey bu. Her emek sürecinin sonunda daha önceden işçinin imgeleriyle başlangıç halinde var olan bir sonuç elde ederiz. Şimdi dolayısıyla Mehmet arkadaşımızın dediği gibi, arkadaşımızın söylediği bu zaten, hayvanlar dünyasında aslında üretim aracına bekleyen bazı şeyler vardır. Maymun mesela uzatıyor karıncaların şeyine, yuvasına sopayı, karıncalar bir üzerine geliyorlar, alıyor böyle yiyor sanki bir şey yiyormuşuz, dondurma yiyormuşuz gibi. Evet, o bir üretim aracı işte. Üretiyor kendisi için yiyeceği, olmayan bir yerden alıyor. Ve alet kullanıyor bir bakıma, yani arkadaşımız alet üretimi yapmıştı. Ama bunlar ilkel biçimleri, daha öteye onları özel olarak üretmek. Yani hayvanlar dünyasında sadece kısmı arızi olarak gördüğünüz bazı şeyler var. Ama bunun ötesinde onları üretmeye başlamak. O sopayı almış, tutuyor, geri çekiyor. Hepsi o. Onu üretmek insanın bir özelliği. O yüzdendir ki insanın bundan sonraki bütün özellikleri, zoon, politikon, aristo, toplumsal hayvan, buradan çok şey söylendi, sistemleri düşünmedendi. Bütün bunlar aslında bu üretim kapasitesinin yarattığı sosyalleşmenin ürünleri. Şimdi bir kitap fuarında bundan 4-5 yıl önce Türkçe kitabı evrim üzerine, evrim biliyorsunuz geçen yıl 100. yılıydı Darwin'in, o yüzden çok gündeme geldi ama o kadar gündeme henüz gelmemişken 6-7 yıl önce belki kitap fuarında bir İngiliz yazarın evrensel kitaptan yayınlanmış bir kitabı vardı. Konuşmaya gelmiş, konuştu. Uzun uzun anlattı. Her ne kadar bir Marksist yayınevinden çıkmış olsa bir kitap, yazarı, evrim tabi her zaman ilerici bir şeydir kendi içinde o anlamda, anlamlı tabi ama yazarı ısrarla insanın beyninin özelliğini vurguluyor. Yani
Toplantı sırasında zaten yarım saat ne oluyor orada kitap fuarındaki şeyler, paneller, konuşmalar, gençler soru soruyor falan, ben karışmak istemedim. Toplantıdan sonra gittim yazarın yanına, dedim ki sizin bu anlattıklarınız mı daha önce olmuştu dedim, yoksa insanın ayakları üzerinden kalkıp alet kullanması mı dedim. Tabii ki ikincisi dedim. Tamam dedim, ben de gittim, ben bunu sormak istemiştim dedim. Şimdi bakın, bütün bunlar aslında insanın üretime girişebilme kapasitesini elde etmesidir. Bu yüzdendir ki insanı ötekilerden ayıran maddi temel üretimdir. Sonunda düşünce, toplum vesaire bütün bunlar beynin gelişmesinin kendisi, evrim teorisine baktığınız zaman bütün verileri evrimin bunun bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bunu yani Marx'ın Darwin'i o çok sevmesinin nedeni sadece genel bir materyalizm olmasından değil, bütün bunların da o işin içinde olmasındandır. Şimdi bunu sapladıktan sonra üretim sürecini okuyanlar hemen hatırlayacaklar ama ben insanların okuduğunu varsaymadan anlatıyorum çaresiz. Fakülteleri okuyoruz dediğimiz halde bir şey söylemek istiyor arkadaşlar. Can. Üretim sürecini okuyanların hatırlayabileceği gibi iki ayrı süreç gibi ele alıyor. Gibi diyorum, birazdan anlatacağım niye böyle söyledim. Önce adlarını yazalım. Bunları çünkü bilmezsek bugünün konusunu tam anlayamayız. Bu 7. bölümün ilk kavramı üzerinde durulan, sizin alanınıza giriyor mu? Giriyor. Aslında burayı silebilirim artık yani. Çünkü çok kenara doğru kayıyorum. Bunu da siliyorum çünkü önce onu yazmak istiyorum. Emek süreci ve artı değer üretim süreci başlıklı iki kesimle başlıyor 7. bölüm. Ya da ondan ibaret. Şimdi her ikisi de aslında bizim bildiğimiz fabrikalarda, tarlalarda, hatta hizmet üretiminde yaşanan süreçleri anlatan şeyler. Yani emek süreci dendiği zaman insanın üretim yaptığı anlatılıyor. Emek harcayarak üretim yaptığı anlatılıyor. Artı değer üretim süreci dendiği zaman da aynı sürecin sosyal veçesi ele alınıyor. Şimdi bunu böyle yapmasının bir nedeni var Marx'ın. İlki emek sürecini önce incelerken insanlığın ilk günden beri hatırlıyorsunuz bir şeyi vurguluyor. Genel olarak üretim kavramını. İnsanlık tarihinin her aşamasında demin de söylediğim gibi kendisini üretim yaparak ve hayatını, geçimini o şekilde sürdürerek ayırmıştır diğer bütün yaratıklardan. Dolayısıyla emek süreci, bir üretim süreci kapitalizmin dışında bütün toplumlarda var olan genel bir geçerlik taşıyan bir faaliyettir. O anlamıyla henüz diyor Marx daha emek süreci bölümüne girerken, 7. bölümde ki alt kesime girerken henüz sosyal özel toplumsal biçimlerin belirlemesinde bağımsız olarak kelimeleri tabi hatırladığım kadarıyla söylüyorum şimdi avuklarla uğraşmayalım. Bağımsız olarak ele alacağız üretim süreci diyor. Ve orada hepiniz hatırlayabilirsiniz. Okumayanlar için de hatırlatalım. Kabaca yapıyorum bu şeyi. Kategorizasyonu uzatmamak için. Ham maddeden bahsediyor. Ham maddelerden bahsediyor. Üretim araçlarından bahsediyor. Ve tabii ki emekten bahsediyor. Bunlar bir araya gelerek yani emek, üretim araçlarını kullanıp ham madde üzerinde çalışarak, onu işleyerek ve onu yeni bir ürüne dönüştürerek üretim sürecini tamamlıyor. Bunlar unsurları. Bunlara zaman zaman yani bir bakıma bunlar da önemli şeyler. Üretimin nesnel koşulları deniyor. Bu insan dışındaki doğada bulunan unsurları niteliyor üretim açısından. Buna ise insan söz konusu olduğu için öznel koşul deniyor. Üretimin öznel koşulu deniyor.
bir bütün olarak bunlar tabii ki üretici güçler dediğimiz kavramı, elbette bunlar tarihin değişik düzey dönemlerinde değişik olmak üzere bize veriyor. Bir bütün olarak hepsi üretici güç. Sadece makineler diye düşünüyor, teknoloji diye düşünüyor insanlar, öyle bir şey yok. Emek en önemli üretici güç elbette. Onu hiçbir zaman unutmamak lazım. Hani bunu üretici güç, hepiniz hatırlıyorsunuz da üretici güç, üretici güçler üretim ilişkileri bağlamında kullanılan kavrama buradan varmış oluyoruz. Şimdi bu bölümde, o kesimde inceleme çok yalın ve çok temel kategoriler üzerine. Bir kere çünkü onu kavramak zorundayız. Her toplum bunu yapmak zorunda. Kapitalizmde genel olarak üretimin hani en üst soyutlama düzeyinde ilk seminerden beri anlatıyorum. Kapitalizmi de kapsayan ama bütün üretim tarzlarını da kapsayan bu soyutlama düzeyi. Genel olarak üretimin bir biçimi olarak elbette böyle bir emek sürecine sahip olmak zorundayız. Toplum ayakta kalamaz. O anlamıyla kapitalizmin emek sürecini ayrı bir şey olarak ele alıyor. Bakın burada ne katık sermaye var, ne ücretli emek var, ne artı değer var, ne bir şey. Sonra ikinci bir meçhesine, artı değer üretim sürecine geçiyor. Bunun şimdi arkadaşlar, bu tabii eskiden çevrilmiş bir kapitaldir, zaman içinde başka şeyler uluslararası planda da tartışıldı, İngilizce çevirilerde falan da meseleler çıktı. Buna aynı zamanda, kitabınıza yazmıyor, yazıyorum şimdi, Almanca'dan çevirme, çeviri olarak İngilizce'de 1970'lerde fark edildi bu, değerlenme süreci diyor Marx. Yani değerler alanına geçiyoruz. Bakın burada üretim araçları, emek falan, o doğayla ilişkiler söz konusu, burada ise sosyal ilişkiler. Hatırlayın, değer neydi? Aslında meta üreticiler arasında bir sosyal ilişki, fetişist biçimler alan. Bu değerlenme sürecidir, esas adı artı değer üretildiği alan olarak. Yani meçhesi olarak üretim süreci. Şimdi bu ikisinin, bu nedir? Bu da artı değerin üretim süreci. Birazdan biraz daha ayrıntısıyla bunun üzerinde zaten konuşacağız. Mutlak artı değer üretimi, göreli artı değer üretimi olarak. Şimdi önemli olan bir şey var. Bir kere bakın, Marx bunu açıkça söylüyor, okuyanlar fark etmiştir. Emek sürecinin gerisinde meta mübadele değer konuşurken ikilikten bahsetmiştim. İkiliğin hangi veçesi yer alıyor olabilir? Oradaki ikilikleri hatırlayan var mı arkadaşlar? Meta düzeyinde. Kullanım değeri. Evet, buyurun. Değişim. Nereden geldi? Ses bilemediğim için. Değişim değeri veya hatırlayın, mübadele değeri veya onun arkasındaki esas kategori, kategori değerdir. Yani değerin bir görünüş biçimi çünkü mübadele değeri. Onu konuşmuştuk. Dolayısıyla buraya bakın ne yazıyor emek sürecinin arkasına? Kullanım değeri. Çünkü bu üretim sürecinin üretim sürecinin kullanım değeri üreten veçesi, veçe, boyut, yön vesaire, biraz eski bir Türkçe kelime ama tam karşılığı yeni bir yok, o yüzden kullanıyorum. Burası ise değer üreten veçesi. Peki kullanım değerinin arkasında ve değerin arkasında ne vardır? Emek vardır değil mi? Emeğin hangi türleri ya da tarzları ya da yönleri yer alıyor bu iş sürecinin arkasında? Bunları hatırlayan var mı? Somut, soyut. Somut, emek, soyut, emek. Çok güzel. Somut emek, kullanım değeri üretir, emek sürecinde üretilir ürün. Burada ise soyut emek, yani sadece değer üretme kapasitesi olarak düşünüldüğü zaman ortaya çıkan biçimiyle insan emeği, toplumsal emeğin bir parçası değer üretimine her malda ayrılan. Şimdi görüyorsunuz bakın, ikiliklerden bahsettim, nasıl yukarıdan aşağı boydan boya kapitali kesiyor. Bu devam edecek. Burada soyut ve sosyal ilişkilerle ilgili boyutu, burası ise doğayla ilişkili boyutu. Bunların hepsinin tepesinde genel olarak, aşağıya yazabiliriz, genel olarak coğrafyasını karıştırırsak bütün kavramlar karışır. Genel olarak üretim, buraya ise kapitalist üretim diyelim.
bakıma yatıyor arkasında. Ayrıca ne yatıyor? Burada bakın üretici güçler. Burada ise üretim ilişkileri yatıyor. Bütün tarihsel maddeciliğin temel kavramlarıyla kapitalin kategorilerinin ilişkilerini bir bütün olarak burada, ya tabii ki bir bütün olarak değil de en önemli uğraklarıyla diyelim, görmek mümkün. O ikilik kavramı o bakımdan hatırlıyorsunuz. İlk seminerde, ikinci seminerde anlatmıştım. Son derece önemli. Şimdi bu gene benim sözünü ettiğim bu arada mimar, arı, örümcek karşılaştırması meselesi var ya, arkadaşımızın söylediği işte o bakımdan okudunuz mu dedi. Marx bir aşamada, bu biliyorsunuz Amerikan devriminin düşünürlerindendir aynı zamanda, Benjamin Franklin vardır. Ve aynı zamanda bir mucittir o ya. Ne yapmış? Bir şeyin mucididir. Elektrik yükünü şimşekten uçurtma uçuruyor. Bravo. Ben de ampul ampul ama ampul Edison nedir diye düşünüyorum cehaletim içinde. Arkadaşımız gayet güzel izah etti. Benjamin Franklin açıkça Marx'ta referans yapıyor. Alet yapan hayvandır der diyor. O da işte arkadaşınız niye konuşuyorsunuz lan da onun söylediği şey değil. Diyor ya abi. Alet yapan hayvan Benjamin Franklin'in şeyi Marx'ta referans yapıyor. Onun için okudunuz dedim arkadaşımıza. Yani gerçekten öyle bir yanı var. Yani başka birisinin tanımı ama Marx'ın onayladığı bir tanım. Öbürleri yanlıştır demiyorum arkadaşlar. Başlangıç noktası olamaz diye söylüyorum. Şimdi Marksistler için diyorum. Şimdi bir kez bunları belirledikten sonra artı değer üretimine geçmeden önce son bir noktaya sanıyorum. Bir saniye izin verin bana. Evet, son bir noktaya geçmek diye değinmek istiyorum. Geçmeden önce. Şimdi bakın. Özellikle dedim, daha ilk seminerden söyledim bunu. Özellikle iktisat okumuşlar için, yani okumakta olanlar için, işletme falan da dahil buna elbette. Ama genel olarak ekonomi hakkında gazetelerde falan da bir şey okumaya çalışanlar için falan, kafa karıştırıcı olan bir şey vardır. Yani Marksizm ve ondan evvelki klasik politikaya göre ekonomi politik devamlı değerin arkasında emek vardır. Değeri emek belirlen vesaire diyor. Oysa diğer ekonomide hep sermayede vardır, toprakta vardır, onlar da üretir, bunlar da üretir filan gibi bir şeyler vardır. Bazı sık sık tabii onlarla okuyanlar görmüştür. Uğraşıyor elbette. Çünkü onun döneminde de daha az geliştiği bir şekilde olsa da bugünkü ekonomi biliminin yapısının ilk ön habercileri var. Mesela Jean-Baptiste Say adını hepiniz bilirsiniz bu Say kanundan dolayı vesaire. Hepiniz iyi üzüldüğünüz iktisatçılar bilir. Şimdi o mesela böyledir. Şimdi önemli olan bir şey var. Değer ama emek değerin arkasında yatan şey. Yoksa var sık sık ve hiçbir çekingenlik duymadan emek süreci olarak ele alındığında üretimin arkasında sadece insan emeğinin değil doğanın da olduğunu vurgular. Burada bir şey yok. Yani hatta tersini söyleyenlere eleştiri bile yapmıştır. Mesela BOTA programının eleştirisi politik olarak çok önemli bir metindir bilenler bilir de orada Lasalle, yine başka Alman sosyalist önderiyle polemik yaparken hiçbir şekilde sadece emek servetin temelidir denemez. Toprak da çok önemlidir, ikinci faktördür falan da. Dolayısıyla böyle bir kompleksi yok. Ama orada bile daha emek süreci incelemesinde bile çok önemli bir pasaj var. Onu size okumak istiyorum. Şimdi sayfasını buradan aramayalım. Ben burada kaydettim. Okuyanlar arasında hiç şöyle bir şey hatırlayan var mı? Demir paslanır, tahta çürür diyor bir yerde. Böyle bir şey hatırlıyor musunuz? Emek sürecine ilişkin kesinlikle. Hatırlayan var mı? Kim? Nereden geldi? Çok güzel, çok güzel. Hatırlıyor musunuz onun ne anlama geldi ya da görüyor musunuz şu anda bize? Göremiyorsunuz değil mi? Şimdi bakın, diyor ki arkasında, dokunmayan, örülmeyen iplik boşa harcanmış pamuktur. Canlı emeğin bunlara el atması, ölüm uykusundan uyandırması, yani çürümeden, paslanmadan ölüm uykusu dediği, bunları uyandırması, yalnızca olası kullanım değerleri olmaktan çıkartıp gerçek etken, aktif değerler haline getirmesi gerekir. Şimdi arkadaşlar, eğer insan faaliyeti olarak
dünyaya bakıyorsanız, yani biz ekonomi incelerken elbette yani ne arıları inceliyoruz ne ayıları, yani insan dünyasına bakıyoruz. O açıdan baktığınız zaman insan emeği daha emek sürecinden bile, öznel koşul denmesinin nedeni de o zaten, emek sürecinin yani insan-doğa ilişkisi gibi bakıldığı zaman bile üretim sürecine, orada bile belirleyici unsurdur. Bu okuduğum pasaj onu söylüyor. Yani pamuğu bir yerde bırakırsanız ne üretimi? Makineyi bırakırsanız yerinde, insan emeği onu kullanmazsa, makine nereden insan emeğinin verimini arttırıyor? Emek girecek işin içine ki o şekilde o bir anlam kazanacak. Ama daha da öteye gidelim ve oradan artı değer üretimine geçelim yavaş yavaş. Daha öteye gidelim. Makine denen ve yani hakikaten özellikle son 200 yıl, 250 yıl boyunca kapitalizm çağında emeğin verimliliğini giderek inanılmaz boyutlara yükselten üretim aracı, bu da insanın bir ürünü. İnsan emeğinin zihni dahil olmak üzere bir ürünü. Şimdi burada bir parantez açayım arkadaşlar bu arada. Marx sizin bu sefer okumanız gereken bölümlerde çok açık olarak şunu söylüyor. Alıntı yapmayacağım, yine aramayalım şimdi. Ben aldım kitabı arkadaşım ama zamanımız yok. Çok açık bir şey söylüyor. Emek bir kez kooperatif iş birliğine dayanan bir biçim aldıktan sonra artık diyor yararlı bir ürün üretmenin tek yolu eliyle çalışmak değildir. Kafasıyla çalışan da kolektif emekçinin bir parçasıdır ve dolayısıyla hem kol emeği hem kafa emeği genel olarak kolektif işçinin bir parçası olabilir. Bunu niye vurguluyorum? Genellikle hem Marksizmin karşıtları böyle söyleyerek hücum ederler, hem de genç Marksistler arasında bu fikirler vardır. Sanki işçi sınıfı dendiği zaman sırf kol emeğinden bahsediyormuş gibi düşünülür. Bu doğru değildir. Bugünün özellikle üretim koşullarında yani bilgisayarlı vesaire üretimi düşünün, giderek daha fazla zihin emeğinin çok büyük bir yer tuttuğu koşullarda kolektif işçinin bir parçası olmak yeter. Yani zihin emeği de emeğin bir parçasıdır. Şimdi nerede nasıl bir zihin emeği harcandığını bilmek lazım. Nasıl ki askerin diyelim ordu için kuyu kazması veya silah atması bir üretim sayılmazsa, yani kolay değildir ona rağmen, elbette sermayenin hakimiyeti için harcanan zihin de emeğin, üretimin parçası değildir. O başka bir şey. Ama genel olarak üretimin bir parçasıysa bu zihin emeği, o zaman kendisi de kolay değilden farksız olarak bir emektir. Bunu burada açıkça satıyor. Bugüne okumamız gereken bölümlerde onu da kullanmak istedim. Şimdi arkadaşlar, biraz teknik meselelere geçebiliriz artık, artı değer üretimi konusunda. Önce bir şey sorayım arkadaşlar. Geçen hafta evvel sabah gayet iyi gitmiş benim anladığım kadarıyla artı değer konuşmaları. Soru sormak isteyen var mı? Ya nereden doğuyor bu artı değerler diye kafasına takılan var mı? Yani burada var mıydınız hepinizde bilmiyorum ama bu konuda bir sorunuz var mı? Ona göre anlatayım diye şimdiden sorayım. İkinci yarıda tekrar sorabilirsiniz. Ama ben şu boyutunu kavrayamıyorum diyen var mı? Şimdi bakın, bir ses çıkmıyor. İkinci yarıya bırakalım bu tür şeyleri. Şimdi bakın, doğrudan doğruya şöyle başlayalım meseleye. Şimdi, vardığımız noktada, artı değer üretim sürecini konuşuyoruz artık. Emek süreci boyutunu konuştuk. Şimdi değerlenme sürecini, yani kapitalistin işçilere ücret vererek onları üretime koştuğu ve üretim yaptırarak artı değer ürettirdiği sürece giriyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada şunu gördük. Kapitalist bir yandan emek gücü satın alıyor. K'yı sermaye için kullanalım kapital anlamında. Bir yandan emek gücü satın alıyor. Yani işçilere ücret ödüyor ve üretime koşmak üzere onların emek gücünü satın alıyor. Bir yandan da üretim araçları satın alıyor. Üretim araçlarının içinde tabii ki ham maddeler, yan maddeler falan da dahil ediyoruz.
Burada bir şey, Türkçe'ye çevirirken bir soru var. Boş verin, yani her şey, üretimi gereken her türlü ham maddesi, yan maddesi, elektriği, şusu, busu, bütün bunları kapsıyoruz. Tabii ki makineler ve tesisatta, yani fabrikalar falan da dahil olmak üzere, burada üretim araçlarından kastettiğimiz bu. Bütün bunları, üretimde hep bir araya getiriyor ve üretim sürecini düzenliyor. Üretim sürecini düzenliyor. Aslında sermaye koymayalım oraya, daha doğrusu parayı koyalım. Çünkü zaten paranın dolaşım sürecini geçtiğimiz seminerde konuşmuştunuz. Şimdi bu üretim sürecinin sonunda zaten geçtiğimiz seminerde gördüğünüz bu oldu. Daha yüksek bir para miktarı ortaya çıkıyor. Ve mallar satılınca. Şimdi mesele şu. Yani artı değerin üretim bakımından iyi anlaşılması gereken mesele şu. İşçi çalışıyor, bir kısmını kapitalist alıyor değil. Ortada ne bir hırsızlık var, ne bir kesinti var. Verdikler almıyor kapitalist işine. Kesintiyi o anlamda bunu. Ne oluyor? Mesela hani biz Türkiye'de %45 emek kayıt dışında dolayısıyla vergi vergi ödenmez ama bazen bir vergili çalışan ücretleriz hepimiz ya da aramızda diyelim mesela küçük işletmeci olan veya dükkan olan insanlar var. Herkes bir takım faaliyetler yapıyor. Sonunda devlet kesinti yapıyor değil mi? Ya bordronuzdan ya da işte yıllık gelirinizden bir vergi alıyor. Böyle değil artı değer. Ne de bir hırsızlık. Sistematik olarak ürettirilen bir şey. Arkadaşlar en önemli şeyi de söylüyorum. Bakın size hiç önemli görünmeyebilir şu anda. Sermaye artı değeri ürettiriyor önce. Ondan sonra alıyor. Nasıl oluyor bu? Şimdi diyelim belirli bir miktar emek gücüne, yani 1000 tane işçiye belirli bir ücret oranı üzerinden, ücret miktarı üzerinden ücret ödedi. Sonra üretim süreci başladı. Diyelim belirli bir iş günü boyunca işçi günlük ücret olarak mesela yani Türkiye'nin böyle basit ortalamasını alalım 30 liralık bir ücret alacak, net ücret alacak. 1000 liraya yakın bir ücret. Bu şeylerde falan yani normal olarak çok ölçüde olmayan fabrikalarda normal bir 1000 lira bir ücret normal. Şimdi 30 liralık bir ücret alacak diyelim bir günde. İş gününe başlıyor işçi. Makineleri kullanıyor, ham maddeyi işlemeye başlıyor ve iş gününün belirli bir aşamasına ulaşıldığında yani diyelim 4. saatin sonunda işçi kendi ücreti olan 30 liranın karşılığı olan bir yeni değer üretmiş durumda. Emek harcamınca değer üretiliyor değil mi? Bunu en baştan biliyoruz zaten. Şimdi eğer üretim 4 saat olursa, iş günü yani 4 saat olursa, kapitalist kendini emek edemez. Ortada bir şey yok. İşçinin ücretini ödemiş, işçi de karşılığında onu belirli bir saate kadar çalışıp, yani onu biz tabii teorik olarak burada düşünüyoruz, belirli saatler yok tabii bunun için harcanan, işçi eğer 4 saat çalışırsa 30 lira karşılığındaki bir yeni değer vermiş. Kapitalist ama işçinin emek gücünü satın almış ve kullanma hakkına sahip. Zaten artı değerin sırrı burada. Emek gücü öyle bir meta ki kullanımı değer satın aldığına göre, geçici olarak satın alıyor tabii, kölelikten farklı bir durumla karşı karşıyayız. Satın aldığına göre daha fazla kullanabilir. Dolayısıyla 4 saatin ötesinde de çalıştırıyor ve giderek o aşamadan itibaren üretilmeye devam edilen yeni değer ücreti aştığı için bir artı değer üretimi olarak ortaya çıktı. Yani iş gününün diyelim 4 saati değil buraya. Burada ücretin karşılığı olan yeni değer üretildiyse emeğin harcanmasıyla şimdi ileriye doğru kapitalist itmeye başlıyor iş gününü ve sonunda 8 saate geldiğimiz zaman üretilen yeni 4 saat boyunca üretilen değer artı değer olarak ortaya çıkıyor. Sermayenin fabrikada ve başka iş yerlerinde
Yani üretimin yapıldığı bütün alanlarda, sanayiden ibaret diye düşünmeyin ama en çok sanayi düşünün. Fabrikada ve diğer iş yer, üretim yapılan iş yerlerinde işçiyi kendi ücretinin karşılığı olandan daha fazla yeni değer üretmeye itebilmesi kapasitesidir ki artı değeri kapitalistin önce ürettirmesi olanağını yaratıyor. Ürettirdikten sonra da cebine alır. Hocam Ahmet Tanak buraya kadar anlattı da siz buradan tamam. İşte bir yere geçtik. Tamam. Ya, o zaman buraya bir yere geçeceğim de hocam. Nasıl anlattığını bilmiyorum. Buradan bir yere geçeceğim. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz 8 saat bu, benim burada bulunadığım ama başka bir şey var. Ahmet ne kadar bulunadığı bilmiyorum. Şimdi birçok Türkiye'de adını çok iyi bildiğiniz Marksist ekonomistleri kitabına, çalışmasına bakın. Hep bölüşüm işlerinden falan bahsederler. Arkadaşlar, deminden beri bir şeyimi bulamaya çalışıyorum. Ürettirme diyor. Kapitalizm analizi bir üretim tarzı analizdir. Bir bölüşüm tarzı değil. Üzerinde konuştuğumuz üretim ilişkileridir. Bölüşüm ilişkileri değil. Bölüşüm ilişkileri türevdir. Üretim ilişkileri esastır. O yüzden bunu vurgulayıp duruyor. Sermaye elde ettiği artı değeri önce ürettirir. Marx buna sermayenin birazdan göreceğimiz göreli artı değer üretiminde göz önüne alırsanız uygarlaştırıcı misyonu der. İnsan toplumunu çok daha büyük bir maddi üretim düzeyine taşıma kapasitesi sermaye. Şimdi o yüzden bunu vurgulamak bir kere çok önemli. Daha bu basit şeyde yani iş gününü uzatmada bile sermaye kendi artı değerini kendisi ürettiriyor önce. Bu bir. Şimdi burada baktığımız zaman bir toplam iş günü bir de buna herhalde bunları anlatabilir. Menajer söyleyebilir. Gerekli emek yani ücret karşılığı olarak şey yapılan emek harcanan emek ve artı veya artı emek olarak iş günü ayrılıyor. Şimdi arkadaşlar bugünün spesifik konusuna geliyoruz şimdi. Artı değeri ürettirmenin birinci yolunun iş gününü uzatmak olduğunu gördük. Bu zaten bu haliyle mutlak artı değer dediğimiz şeyin tam da kendisidir. Yani gerekli emek miktarı verilirken iş gününün uzatılması yoluyla artı değer üretimi. Sermayenin hem tarihsel olarak ilk kullandığı yöntem budur, hem de en yalın ve basit yöntem budur elbette. Neden tarihsel olarak ilk kullandığını birazdan göreceğiz. Şimdi bir tutturalım. Ama ikinci bir yöntem daha var. Bu 4 saat sabit bir büyüklük olarak alınmak zorunda değil. 4 saati belirli şeylerle sermaye kısalttırabilir. Gerekli emek mesela 2 saate inebilir ve o zaman artı değer 6 saatlik bir emek karşılığı bir düzeye yükselebilir. Bu nasıl olacağını şimdi gireceğiz. İkinci olasılık budur. Bu da göreli artı değer üretimidir. Bunun arkasında ne yatar? Şimdi arkadaşlar burada ne var? Ücretin 4 saatlik bir emek harcaması sonucunda karşılığının üretildiğini söylemiştik burada. Şimdi ne olabilir de 4 saat 2 saatte inebilir? 8 saat 2 saat gibi görünüyor mu ama boş ver. İşçi sayısı mı artar? Teknoloji meselesi güzel geliyor. İşçi sayısı mı artar? Yok, işçi sayısı değil mi? İşçi başına saatleri konuşuyoruz burada. Her bir işçinin çalıştığı saati konuşuyoruz. Teknoloji ilerleyebilir diyelim. Evet, başka? Ne olabilir? Emek yoğunluğu artabilir. Emek yoğunluğu artabilir. İlginç bir şey. Emek verimliliği diyelim ona. Üretkenliği değilsin sen ama. Yoğunluk çok önemli bir kavram ama buraya tam uymuyor. Çok karışık bir tarz. Çok önemli bir şey söyler karışık ama buraya tam uymuyor. Ücret bir şey. Ha, evet ben bunu bekliyorum. Çok basit bir şey. Ücret düşebilir. Ücret düşebilir.
Burada oklar koyuyorum arkadaşlar. Oklar yükselme veya düşme anlamına geliyor. Teknoloji, gelişebilir teknoloji yükselmesi bir şey olmaz ama ileriye doğru gidebilir. Kalite de düşebilir. Efendim? Kalite de düşebilir. Yani üretilen malın kalitesi. Onu şöyle söyleyelim mi? Bir herhangi bir metadan bahsederken verilmiş bir kalitede bir metayı varsayalım. Kaliteyi ayrıca konuşmak lazım. Yani çünkü her ürün tabii kendi içinde farklı bir ürün olarak görebilir o zaman. Şimdi bu ikisi aslında arkadaşlar bunun sonucu olarak bunun ortaya çıkması söz konusu. Ya üretici güçlerin ya da kısa olarak söylersek teknolojinin gelişmesi emek üretkenliğini arttırabilir ya da iş sürecinin düzenlenmesi emek üretkenliğini arttırabilir. Çoğu zaman her ikisi birden kullanılır ve sonunda emeğin üretkenliği artar. Emek üretkenliğinin artmasının ne olduğunu birisi değerler açısından söyleyebilir mi acaba? Yani anlatabilecek olan var mı? Ne demek emeğin üretkenliği veya verimliliği? Arkadaşlar, terim, daha evvel de galiba söylemiştim, terimin, hangi terimi kullandığımız önemi yok. Üretkenlik genellikle bahsederin kullandığı terim, verimlilik burjuva ekonomisi satında kullanılan terim. Her ikisini kullanabiliriz. Bunun anlamını ne diye düşünüyorsunuz? Bir kere nedir emek üretkenliği sizce? Artması ne anlama gelir? Yani varsayılmak olmaz. Yok. İlle basit değil. Hayır. O, yani o belki üretkenliği anlamına faktörlerden birisi olabilir. Bizim zamanda üretim insanlar. Evet, evet, evet. Yani şimdi bakın diyelim kaliteyi varsayalım. Yani arkadaşımız o soru gündemimize getirmişti. Kalitenin aynı kaldığı bir an varsayalım. Belirli bir bilgisayarı belirli bir saat emek miktarıyla üretiyorsunuz. Sonra teknoloji gelişiyor veya üretimin düzenlenmesi veya basıtlar değişiyor, gelişiyor ve bunun karşılığında diyelim 20 saat yerine bir bilgisayar için 14 saat geçiyor. Sonra 8 saat vesaire vesaire. Ya da bir otomobil üretimi için 800 saat yazdırırken 600 saat, 400 saat, 300 saat falan düşüyor. Demek ki bu ne demektir? Aynı emek miktarıyla daha fazla ürün üretmek emek veriminde artış demektir. Ya da aynı anlama gelmek üzere bir ürünün daha az emek miktarıyla üretilmesi demektir. Yani ikisi aynı şey. Dolayısıyla işçinin belirli bir iş günü boyunca üretebildiği ürünün sayısı artar. Böylece ürün başına emek de azalmış olur. Dolayısıyla değeri de düşer. Bu anlama gelir. Şimdi ücret neden oluşur? Ücret işçinin ve ailesinin artık toplumsal yapılara falan çok bağlı burada tabii yani anne baba ikisi birden dışarı çalışıyorsa tabii ikisinin ücretinin ailesinin yeniden üretilebilmesi için gerekli olan sosyal faktörlerle göz önüne alarak gerekli olan mal sepetinin değeridir. Şimdi eğer ücret buysa her bir o sepetteki malların her birinin değerinin bu ücrette belirleyici olacağı açık. O değerler düşerse ücrette değer cinsinden düşer. Para cinsinden değil. Kafanız karışmasın. Emek miktarı zaman. Zaman emek zamanı cinsinden düşünüyoruz şimdi. Ücret değer olarak düşer. O zaman işte 4 saatlik bir iş günü 2 saat haline gelir. İzleyebildiniz mi arkadaşlar? Burada argüman bazı arkadaşlar anladığı yüzlerden belli. Ama burada argüman en zor şeylerden bir tanesinde. Çünkü yani ekonomi bu. Yani alışık olmayan arkadaşlar olabilir. Dolayısıyla izleyebiliyor musunuz? Sorusu olan var mı? Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Yani ücreti belirleyen şey olarak aileyi söylediniz de bu biraz şeyi haklılaştırmıyor mu? Kadınların ücretlerinin daha düşük olmasını. Yok niye aslında? Yani eşit ücret alsalar da gene ailenin yeniden üretimi için gerekli miktar üzerinden sosyal olarak belirlenebilir. Niye öyle diyorsunuz? Kadın erkeği burada ben ayırmadım en azından. Kaldı ki bütün bunlar şu. Yani ben şimdi bir soyutlama düzeyinde tartışıyorum. Ücretler tarihsel olarak toplumsal mücadelelerle değişir. Sendikalar mücadelesi değişir. İşsizliğin ne kadar büyük olduğu son derece belirleyicidir. Burada emek gücünün değeri diye bir kategoriyi daha çok büyük bir soyutlama düzeyinde bir bütün olarak düşünüyoruz. Yani henüz hiçbir yan faktörün etki yapmadığı bir şekilde. Eğer kapitalist üretim devam edebilecekse ne lazım? İşçinin varlığı lazım değil mi? Dolayısıyla işçinin üstelik bir dönem, iki dönem varlığı yetmez.
uzun vadede işçi sınıfının yeniden üretilmesi gerekir. Kavram buradan türetiliyor. Bilmem anlatabildim mi? Henüz daha yani kadın erkek, ailenin hangi bireyleri çalışıyor, sendika var mı, işsizlik ne düzeyde, bunları tartışmıyoruz. Ne dedik? Çok soyut bir şey söyledim. Verilmiş bir sosyal tüketim düzeyi temel olarak alındığı zaman ailenin hayatta kalabilmesi için gerekli ücretleri. Bazen bir kişi çalışıyor olabilir, bazen iki kişi. Şimdi erkek çalışıyorsa sırf kadın evde kalsın demek değil, onu gözlem çünkü. İkisi birden çalışıyorsa o mu daha yüksek, o mu daha yüksek alıyor diye bir şey söylenmedi. İkisi birden gelir kazanıyorsa bunların toplam gelirinin en az ona eşit olması gerekir. Onu söylemeye çalışıyoruz. Hayatta kalabilmesi lazım ki işçinin sermaye onu yeniden sömürebilsin. Anlatabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu durumda ailenin değeri ekonomik bir parametreye inmiş olmuyor. Yani nihayetinde aile eşittir. Belli bir saat çalışılarak korunabilir olan bir metadır anlamına gelmiyor. Yok, meta değildir ama yani, çok güzel bir soru soruyor arkadaşımız. Formülasyondan bahsola diyor ki böyle bir açıdan bakarsak aile aslında bir ekonomik birim, bir bakıma sermayenin, işçilerinin üretileceği bir fabrika gibi görünmüyor mu diyor. Doğrudur. Sermayenin zaten açısından bakıldığı zaman toplum budur arkadaşlar. Arkadaşımızın isyan içinde belki de sorduğu, sanki bana affederek, şey yapmıyorum, yani spolelik yapıyorsun diye söylemiyorum bunu. Sanki bu teorik çerçeve bana değil de baksın teorik çerçevesinde affederek sorduğu soru, aile bundan ibaret değildir diyor. Doğrudur, aile bundan ibaret değildir. İyi veya kötü aile çok daha zengin bir ilişkiler bütünüdür. Kesinlikle. Ama arkadaşlar, arkadaşımızın bu sorusu bize büyük bir fırsat verdi. Sermayenin gözünden bakıldığı zaman her şey ama her şey karın sürekliliği ve arttırılması için toplumun düzenlenmesidir. Onun için de aile buraya kadar indirgenebilecek bir şeydir. Elbette toplumun muhafazakar bir şekilde devam etmesi için aile başka türlü de kullanılır. Ama bir ilk yaklaşımda en azından bir ekonomik makine gibidir. Bakın şöyle bir söyleyeyim, yani bu sorunun cevabını genişleterek söyleyeyim. Emek sürecinden başladık, artı devletinde geçtik, parantez açmış olduk, artı devletinde geçmiş olduk. Şimdi emek sürecinde dedi ki bütün toplumlarda mesela kırda yaşayan küçücük bir köylü balıkçı ailesi olsun. Tamam mı? Orada da bir sürü kötü ilişki olabilir ve ayrıca ne bileyim sağlık bakımından bir sürü eksiklik var orada. Orası da cennet değil. Hiçbir zaman kırsal hayatı cennet haline getirmeyin. Ama orada onlar hayatta kalmak için üretim yapıyorlar. Oysa kapitalist üretimin mantığına damgasını vuran insanların ayakta kalması değildir. Sermayenin bütün emeği emerek kendi artı değeri haline getirmesi ve bunu biriktirerek kendini büyütmesidir. Her şeye damgasını vurur. Her şey bunun etrafında oluşur. Kapitalin büyüklüğü buradadır. Sırrını yakalamıştır bu toplum. Anladın mı? İkna olmayabilirsiniz. Ben ikna olmuşturum. Hep onun için böyle diyorum büyüklüğü diye. Büyüklüğü unutur. Ama söylenen şudur. Her şeyi eline geçiriyor. Her şeyi eline geçirip kendi ekonomik mantığını önce empoze ediyor, sonra da tabii sınıf hakimiyetini sürdürmenin çeşitli biçimleri. Onun tabii ki kontrolden kaçan milyon şey var, kontrolünü altına demiyorum her şey. O kontrolü altına almaya çalışıyor. Mantığı bu, kapital, sermaye. Dolayısıyla sorunuza bir ben cevap verebildim mi? Sermaye nasıl öyle ayrılır? Burada... Şunu ikinci yere saklayalım, olmaz mı? Hayatta, doğrudan olacak. Buyurun, buyurun. Ama aynı zamanda ücretli için